Dünyanın her yerinde her gün farklı bir felaket gerçekleşiyor. Bu felaketler her gün farklı yıkımlara ve yaralanma veya ölümlere sebebiyet veriyor. Bu senenin başından beri doğal felaketler daha önce görülmemiş şekilde ard arda geldi. Depremler, yangınlar, seller ve önüne geleni yutup götüren fırtınalar. Acaba dünyada neler oluyor? Gözlerimizin önünde gerçekleşen büyük felaketler tüm dünyadaki insanları çaresizce bir sonraki felaketin ne olacağını beklemeye sevk etmiş durumda. Şiddetli yağmurlardan sonra meydana gelen sel felaketleri ve şiddetli fırtınalar bazı ülkelerde can kayıplarına neden olmakta. Ayrıca fırtınalar ağaçları kökünden sökmekte. Ülkeler felaketlerin getirdiği maddi ve manevi hasarlarla başa çıkmaya çalışıyor. Maalesef hayvanlar bile bu yıkıcı felaketlerin etkisinden kurtulamıyor. Şimdi hali hazırda Suudi Arabistan'da gerçekleşen sel felaketine geliyoruz. Son günlerde Mekke-i Mükerreme korkunç ve yıkıcı olaylar yaşadı. Şiddetli yağmurlar ve fırtınaların sebep olduğu bu olaylar büyük bir yıkıma yol açtı. Mekke şehri tarihinde görülmemiş şiddette yağmurlar yaşıyor. Suudi Arabistan Meteoroloji Başkanlığı özellikle Mekke şehri için kırmızı alarm verdi. Sadece Mekke şehri de değil, Cidde kenti de kuvvetli yağıştan nasibini aldı. Caddelerde biriken yağmurlar hayatın adeta felç olmasına yol açtı. Hava durumundaki istikrarsızlık Suudi Arabistan devletini zor duruma düşürdü. Bazı yollarda selin boyutu araçların üstünü kapatacak kadar yükselmişti. Meteoroloji Başkanlığı önümüzdeki günlerde yağışlı havanın aynı şekilde hatta biraz daha artarak devam etmesini beklediklerini açıkladı. İmanın 6 şartından biri ahiret gününe imandır. Her Müslüman Allah'a, peygamberlere ve Kur'an-ı Kerim'e inandığı gibi ahiret gününe de iman eder. Ahiret hayatı kıyametin kopmasıyla başlayacak ve Kur'an'da din günü olarak tanımlanan o günde yaratılan herkes Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet, kıyam sözcüğünden türetilmiştir. Kıyam ayağa kalkmak, doğrulmak ve dirilmek demektir. İsrafil suru ilk üflediğinde o anda dünyada olan herkes ölecek, ikinci kez üflediğinde ise dirilip Hakk'ın huzurunda toplanacaktır. Kıyamet ahirete açılan bir kapıdır. Kimin cennete ve cehenneme gideceğinin belirleneceği gündür. Kıyamet alametleri din gününün yaklaştığını önceden bildiren alametlerdir. Din ulemasına göre küçük ve büyük kıyamet alametlerinin birçoğu gerçekleşmiştir. Hazreti Muhammed insanları uyarmak ve cennetle müjdelemek için gönderilen son peygamberdir. Son peygamberin gönderilmesi ise birçok kaynakta küçük kıyamet alametlerinin başında gösterilir. Diğer küçük kıyamet alametleri ise şunlardır. Alimlerin sayısı azalacak. Buna karşın cehalet hızla yayılacak. Nedeni bilinmeyen ölümlerin sayısı artacak. Bolluk bereket arttıkça zekat verenlerin sayısında azalma yaşanacak. Allah'a ve dine iman edenler azalacak. Emanete kıymet verilmeyecek. Fitne, dedikodu ve yalancılık artacak. Kitapların ve müelliflerin sayısında gözle görülür oranda bir artış yaşanacak. Kimse en yakınındaki insana bile güvenmeyecek. Doğanın dengesi bozulacak. Örneğin kış mevsiminde hava yaz gibi olacak. Dünya genelinde sel, deprem, yangın gibi felaketler artacak. Faiz yayılacak. Ticarette dürüstlük ortadan kalkacak. Zina ve içki içmek gibi büyük günahlar çoğalacak. Her yere yüksek katlı binalar dikilecek. Kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı hızla azalacak. İş, ehli olmayan kişilere verilecek. Hakkı ve doğruyu söyleyenler susturulacak. Komşuluk, ilişkileri büsbütün bozulacak. Helal haram, haramsa helal sayılacak. Adaletle hükmeden hükümdarların sayısı azalacak. Kader ve ahiret günü inkar edilecek. Büyük alametler ise şunlardır. Güneş batıdan doğacak. Dabbetül arz ortaya çıkacak. Yecüc ve Mecüc ortaya çıkacak ve dünyada büyük savaşlar yaşanacak. Hazreti İsa gökten inecek ve dünyadaki düzensizliğe son verecek. Gökten duman çıkacak ve bu duman dünyanın her yerinden görülebilecek kadar büyük olacak. Deccal ortaya çıkacak.